film hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi. Çok güzel. Yoluna girdi her şey. Öyle sayılır. Gerçekten geçmiş olsun o zaman. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi senin hayatını Google bilgileriyle bir belgeselini yaptık. Evet. Lütfen yanlış olan yerlerde dur ve düzelt. Yanlış olmayan yerlerde de izah etmek senin yerlerde de size mi soracaktım? Canım böyle istedi, böyle yaptım diye anlat bize. İyi seyirler. Hadi. ...1970'lerin başları, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner tiyatrosunun bir temsilindeyiz. Sahnede ışıl ışıl parlayan Nisa Serezli, salondaki seyircileri gülmekten kırıp geçiriyor. Gülmekten katılanlar arasında, ön sıralarda anne babasının ortasında oturmuş olan Celal Kadri isimli küçük çocuk da var. İzleyiciler Serezli'den gelecek yeni replikleri duymak için yavaş yavaş sessizleşirken, küçük çocuk kahkahasına ara vermiyor, veremiyor. Hem de ne kahkaha. Annesinin dürtüklemeleri, seyircilerin şşt pşt'leri küçük çocuğa bana mısın demiyor. Sonra sahnede bir sessizlik. Oyun duruyor. Nisa Serezli minik adımlarıyla sahnenin ucuna kadar gelip önlerde oturan çocuğa bakıyor ve "Sen ne şeker bir şeysin bakayım." diyor. Ünlü aktrisin tonlamasında bir istihza mı var bilmiyoruz. Varsa da şeker şeyin nutku tutulmuş. Onun farkına varacak durumda değil. Serezli'nin farkında olmadığı şey ise o anda salondaki izleyicilerle arasındaki dördüncü duvarı yıkarken küçük çocuğun gerçek dünyasıyla yaşamak istediği dünya arasındaki duvarı da yerle yeksan ettiği. O kısacık an Celal Kadri için gelecekle ilgili bir ihtimalin aniden belirmesi ya da bir aşkın başlangıcı. Derken oyun kaldığı yerden devam ediyor. İlk perdenin bitimiyle de annesiyle babası Celal Kadri'yi kolundan tuttukları gibi tiyatroyu terk ediyorlar. Aa bir dakika. Aa çok dramatikmiş sonu. İşte bizi rezil ettin. Çünkü oyun yani onu tabii anlamıyor insan. Oyuncu olunca anladım ben ne yaptığımı. Yani bir oyuncunun da başına gelecek kolay şeylerden biri değil. Yani bütün salon susarken birinin siniri bozuluyor falan. Hangi oyun? Ya cennetlik kaynana ya tatlı kaçık. Yani o ikisidir Nisa Serezli'den hatırladım. Bizimkiler de tabii bir rezil oluyorlar yani falan diyor bütün salon falan. Şimdiki gibi birkaç kişi değil herkes full terbiyeli o zaman. O yüzden de zor bir seyirci var yani. Ve ben de paparayı yiyip eve götürülüyorum ama bayılmıştım orada. Hakikaten şunu hissettim yani orada bir mutluluk var, cıvıl cıvıl parlayan konuşan insanlar var. Ben o dünyada olmak istiyorum. Peki Celal, ondan önce de oyuncu olmak istiyor muydun? Yok. İlk o gün? O gün öyle bir çıldırdım ama hep böyle bir tiyatro sevgim vardı. Altıma palto koyarlar, boyum yükselir. O yıllarda kadınların saç şeyleri öyle. Mizampli miydi o? Mizampli, evet. Ya önlük sahneyi göremiyorsun falan. Altında paltolar. Bayılırdım, delirirdim yani tiyatroya. Senin gibi işte, sen de çok seversin. Öyle bir şey bu. Artık gitmiyorum ben ama ya. Ha. İyi, çok iyisine gitmek lazım. Kötüsü mahveder insanı. Tabii. Tabii, sinir krizi geçirirsin. Tabii. Buyurun. Eve geldiklerinde de ne söylenmek ne söylenmek. Aşk olsun, bizi rezil ettin. Bir daha zinhar tiyatro yok. Bir daha zinhar tiyatro mu yok? Asıl annesiyle babasının o geceden 10 küsur yıl sonra başlarına geleceklerden haberi yok. Celal Kadri Kınoğlu 1964 yılında doktor bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir. Apartman çocuğu teriminin ilk temsilcilerindendir o. Pangaltı'daki çatı katı evlerinde kendiyle beraber büyüyen can sıkıntısından çizgi romanlarla ansiklopedileri birlikte okuyarak dünya atlasından seçtiği ülkelerdeki diğer Celal Kadri'leri hayal ederek kurtulmaya çalışır. Ancak asıl kurtarıcı ilkokuldan itibaren anne babasının eşliğinde gitmeye başladığı tiyatro oyunları olacaktır. Küçük çocuk o sahnelerde gerçekleşenlere tanık oldukça kafasında şu soru oluşur. Bunların yaşadığı hayatsa benimki ne? Ay bu evet bu. Bu ideoloji bu zaten. Yani bunların mutluluğu, bunların renkli hayatı, o 1,5 saatteki kaçma, kovalamaca, parlak insanlar, zeki insanlar, konuşulan lafların anlamı yüksek, heyecanlı.
Normal hayat bana sıkıcı ve ölü görünmeye başlamıştı. O ayrım en fazla. Ama yoksa ben de şöyle düşündüm. Hani çok mu sıkılıyor musun ya evde tek başına? Çok sıkılıyordum ha. Hani acaba o sıkıntıdan kaçmak için mi? Evet, bir de çok disiplinli anne babam vardı sağ olsun. Öyle mi? Öyleler, öyledirler, hala da öyledirler. Şimdi kendi kendilerine hani ciddiyet içerisinde duruyorlar, bulunuyorlar yani. Ama yok işte benim o renkli dünya arayışım evet. Evle kontrast. Sen tek çocuksun. Ha, tek, yani. Tek, tek. Tabii. Buyurun. İşte bu dönemden itibaren sanatçıların sahnede yarattığı dünya onun için hayatın kendisi olmaya başlar. Yıllar geçip liseyi bitirdiğinde tiyatrocu olma arzusunu ailesiyle paylaşır. Anne babası evlendikleri günün akşamında bile tiyatroya gidecek kadar iyi birer izleyici olsalar da onlara göre tiyatro yalnız ve yalnızca izleyici olarak iştirak edilebilecek bir dünyadır. Uğruna bir ömrün vakfedileceği değil. Celal Kadri arzusunda diretmez. Yıllar sonra kullanacağı ifadeyle, eğitimli ailelerin içinize işledikleri kontrol mekanizmasından kurtulmak hiç kolay değildir. Genç adam, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimine başlar. Derslere idareten devam ederken, edebiyat, sanat ve felsefe alanında hem klasik hem modern eserleri hatmetmeye başlamıştır. Diğer yandan da kendisi gibi dünyaya açık kafaların oluşturduğu, her türlü sosyal etkinliği gerçekleştiren bir arkadaş grubunun parçası olur. Bir süre sonra bu gruptan bazı arkadaşlarıyla bir tiyatro topluluğu kurmaya karar verip Genç Oyuncular ismini alır ve oyunlar sahnelemeye başlarlar. Celal Kadri 21 yaşına gelip de üniversitenin son sınıfına geçtiği yaz mühendislik bölümünü bırakıp esas arzusunun peşinden gitmeye, kendi hayatının kahramanı olmaya karar verir ve ailesinden gizli konservatuvar sınavına hazırlanır. Sınav günü gelip çattığında Shakespeare'in Macbeth'i, Tennessee Williams'ın Sırça Kümesi ve Attila İlhan'ın üçüncü şahsın şiirinden seçtiği parçaları canlandırmak üzere usta tiyatroculardan oluşan bir jürinin karşısındadır. Yok yok, ikinci şahsın şiiri. Üçüncü şahs yeni bir şey oluyor. Öyle mi? Yani bu yeni akımlara veriyorum bu hatayı. Ama ikinci şahsın şiiri. İkinci şahsın şiiri. Attila İlhan ikinci şahsın şiiri. Çünkü asıl bir sevgilisi var, bir de bu var, kahrolan adam. Üçüncü şahıs değildi galiba. Ben de şimdi şaşırdım. İki gibi hatırlıyorum. Atilla. Bir şey soracağım. Ha. Son sınıfa kadar gelip bitirmemek de... Yok işte, yok. Yok diyor ki yani ilkokulu bitirmezsen birinci üniversiteyi hemen askere seni alıyorlar. O zaman konservatuvara yaşım tutmayacaktı. Ha. Anlatabildim mi? 21'dir sınır konservatuvarda. O zaman öyleydi yani. Ondan sonra o zaman da son sınıfı sonunda da bıraktım. Zaten stajları falan yaptığımda da makine mühendisliği stajlarını bu benlik değil demiştim. Değildi. Yani. Zaten hiç senlik değil hakikaten. Değil canım, değil, değil. Ya ben fabrikalarda staj yaptım, işçilere özendim. Yani beraberler, kahkahalar, küfürler, yaşıyor adamlar. Mühendisler daha böyle kapalı bir yerde, sıkıntıya gelemiyorum. Yani. Ama tabii annenle babanın için büyük bir hayal kırıklığısın bu anlamda değil mi? Şak diye düşüp bayıldı kadın, tabii. Ve sonra hemen toparladı. İki sene sonra biz 10 kürküyle Yıldız Hanım'ın yanına hocam ya hanımefendiciğim falan. Ha. Tabii toparlanıyorlar. Yani onların bayılması kalıcı değil. Yani o yüzden çocuklar anne babalarının ayılıp bayılmasından çok korkmasın. Yani bayılır kalkar o adam yani. Değil mi? Tabii tabii. Benim annem de ben televizyoncu olacağım deyince bir bayıldı ama. Tabii tabii. Tabii. Buyurun. Tanışma faslında İTÜ'yü bırakacağını söylediğinde Yıldız Kenter sorar. Ya kazanamazsan? Kalbi gümbürdeyen genç oyuncu derin bir nefes alır ve cevaplar. Kazanacağım. O yıl sınava 400'e yakın aday katılmıştır. Sonuçların açıklandığı gün kazananlar listesinde sadece 4 isim vardır. Celal Kadri listeye bakar ve aklını kaçırır. Dakikalarca listenin asılı olduğu camı öpecektir. Olan biteni anlattığında annesi bayılır, babası fenalık geçirir. Oysa mutluluktan gebermektedir. Aynen aynen aynen. Bu buralara çıkıyor tabii müzik, evet. Tabii. Baban da fenalaştı. Babamınki çok enteresan. Her karakter başka tepki verir ya. Anneminki daha klasik. Babamın duyduğunda böyle bir gülmeyle sinir krizi arasında bir ses çıktı. Hani bir tel koptu derinlerde. Çok üzüldü yani. Ya evet, bir sinir bozukluğu. Yani çok kontrol ettiğini düşündüğü büyük bir planda tak diye bir aksama. Yani o daha öyle bir tıp kafası, mühendis kafası yani milimetrik hatasız, sıfır hata stilinden gelen birisi. Şimdi benim olduğum gibi. Ondan sonra cığıma. Ve o böyle bir
Vay dedi yani. Demek böyle bir şey oldu ha. Oğlum bak bize rağmen. Tık dedi. Evet evet orada gitti adam. Buyurun. O mutluluğun parıltısıyla geçen konservatuvar yıllarında Kenter Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Kınoğlu, 1990 yılında girdiği devlet tiyatroları sınavını kazanır ve Diyarbakır'a tayin olur. Savaşın karanlığında 3 yıl boyunca sadece Diyarbakır'da değil, çevre illerdeki temsillerde de rol alır. İlerleyen yıllarda verdiği röportajlarda, "Anadolu'da devlet tiyatrolarının anlamını orada öğrendim," diyecek ve ekleyecektir. Geceleri sadece tiyatroların ışıkları yanardı o dönem. Oradaki insanların yaşamına başka yerde yakalayamayacakları bir değer götürme gururu gerçekten paha biçilemez bir şey. Biz onları aydınlattık, onlar bizi aydınlattı. 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'na geçer ve 7 yıl boyunca burada görev yapar. Muratan Munga'nın Bir Garip Orhan Veli'sindeki performansıyla Oda Tiyatrosu'nu defalarca tıklım tıklım doldurduğu bu yıllarda İbsen'in Bir Halk Düşmanı'ndan Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım'ına ve özellikle kendi kişisel favorilerinden Malcolm Keith Kay rejisiyle sahnelenen Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'na 12 oyunda rol alacaktır. 2000 yılı geldiğinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya başlayan Kınoğlu, o sezon Albert Camus'un Caligula eserinde gökyüzündeki aya bile hükmetmek isteyen imparatora hayat verir. Ve bu çalışmasıyla 2001 Afife Tiyatro Ödülleri'nde tiyatroda yeni kuşak özel ödülünün sahibi olur. 2002 yılında ise Nazım Hikmet'in aynı adlı nehir şiirinden Mehmet Ulusoy rejisiyle sahneye uyarlanan Benercik Kendini Niçin Öldürdü başlar. Bu oyun 2000'li yılların en çok ses getiren tiyatro yapımlarından biri haline gelecek ve Kınoğlu'na 10 yılı aşkın süre Nazım'ı sahnede yaşama şansını kazandıracaktır. Bir şey söyleyeceğim. Tabii Caligula'da kesilebilirdi çünkü orada bir gece ya da bir matinede seyircilerin arasında beyefendiciğim siz de vardınız. Evet. Evet. Yani orada görmen, orada beni görmen, belki orada Fatih'le falan sonra o tatlı hayatı düşünürken o çat kapı gelen kaçığı ben galiba buldum diye düşünmen, evet. O da benim keşfediliş hikayemdir. Beyefendidir, bütün bu televizyonda yaşadığım kariyerin sebebi kısa ama hoştu. Ama o oyunda seni seyredene kadar biz o rolü kimin oynayacağını günlerce bulamadık. Bulamadık. Sonra ben oyuna geldim ve sahnede seni görünce aa dedim işte bu. Bu yani. Sonra hemen gittim ertesi gün şirkete, dedim ki ben buldum. Celal Kadri Kınoğlu dün gece seyrettim. Hemen çağıralım dediler, sonra ben seni aradım. Evet, böyle işte yani tiyatrodaki manyaktan, Caligula'dan televizyondaki manyak İrfan'a geçiş. Yani tiyatro televizyon ilişkisi hep konuşulur. Caligula ve İrfan olarak sınıflanabiliyor. Buyurunuz. Usta oyuncu 2000'li yıllar boyunca İstanbul Devlet Tiyatroları'nda bir yandan ondan fazla oyunda rol alırken, diğer yandan Bursa yıllarında başladığı yönetmenliğe devam eder. İçlerinde Yasmina Reza'nın Vahşet Tanrısı ve Gelbart Sondheim'ın Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu isimli müzikali gibi oldukça ses getiren yapımların olduğu 8 tane oyun sahneler. Tüm bunlar yaşanırken biriktirdiklerini yeni nesillere aktarmaktan da geri kalmaz. Yıllar boyunca konservatuvarlarda öğretim görevlisi olarak dersler vermenin yanı sıra ünlü ünsüz çok sayıda insana oyuncu koçluğu yapmıştır. 2017'nin Aralık ayında yıllardır çalıştığı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni olan Kınoğlu sadece 2 ay görev yaptıktan sonra istifa edecektir. Niye? Yok, 1 yıl falan var orada zaman aslında. Nasıl var? Yani önce Hakan'la beraber başladık. Sonra ben devam ettim. Yani bir sezonun bütün repertuarı yapıldı. İşte 22 tane yeni ve bence çok iyi yazılmış, çok iyi çalışılmış oyunlar işte sahnelendi, çıktı. E tabii bu oyunlar modern tiyatroya bağlı oyunlar. Modern tiyatronun yeni yazarların, yeni düşünce sistemlerinin, yeni rejisörlerin yarattığı dünyalardı. Dolayısıyla da dikkat çekti tırnak içinde. Dikkat çekince de amcalardan, ablalardan, Ankaralardan, şuradan buradan ah aman çok güzel ama acaba birazcık bu oyunu bekletsek mi? Biraz sanki dursa mı bu dönemde gibi. Yani direkt kaldır onu gibi böyle bir baskı şiddetli olmadı. Baskıyı görmüyorsun. Daha korkunç bir şey görüyorsun. Çok başarılısın artık dur deniyor. Dur böyle iyi yani yeni bir şey yapma. Bunların da her birini her dakika görmek durumunda değil. Sonra gene olur bir tuşu ay ilkbahar geçsin falan.
Ve yani bu artık hangi bakanlıkta nasıl yaşanıyor bilmiyorum ama sansüre kalmadan otosansürler devreye giriyor. Hemencik zaten o laflar ediliyor. Bir hayalet bile buna düzen verebilir. O insanların kafalarındaki hayalet işte. Ve onları korkutan yasa. Kimisinin annedir, kimisinin babadır, kimisinin belki tanrı, kimisinin de hiyerarşik olarak o devlet düzenindeki mekanizma. Çok korkuyorlar. Ama sana bir şey soracağım. Ben seni tanıdığım kadarıyla sen bürokrasiye de çok uygun bir adam değil değilim, değilim zaten. Tabii. Ha, ikinci adam da değilmişim. Ben orada onu anladım. Ben çünkü yukarıdaki insanları varsayamıyorum. Yani ben belki en yukarıdakiyle tartışırım da o yüzden insanlara karşı çok sevecen, çok sıcak davranıyorum. Rahatım yani. Hani sıfır kompleks. Ama birisinden benim çok sevdiğim bir yazara, dünya çapındaki bir yazara acaba mı gelince pardon sen kimsin? Kimsin be sen? Olurum. Hemencecik. O zaman anladım ki bu bir kan uyuşmazlığı ve geçici değil, kalıcı. Ve şu ya da bu insandan madem muaf değil. Ben böyleysem üstümde kimse olamaz. Yani o kararı ben veririm. Yani seni oraya atamaları çok doğru karar ama senin işin değil. Evet. Yani şunu anladım. Ben başkasının aklıyla yaşayamıyorum. Başkasının korkularıyla korkamıyorum. Ve de imzamı kimseye sildirmem. Yani. Yani. Ne olalım. Allah'a ısmarladık o zaman. Buyurun. Bu istifanın nedeni bir izleyicinin İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Avrupa isimli oyunu içerdiği küfürler nedeniyle Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'e şikayet etmesiyle başlayan süreçtir. BİMER'in başvurusu üzerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyunu repertuardan çıkarır. Bu karara yönelik yaptığı itirazlar kabul edilmeyen Kınoğlu ise istifa eder. Birkaç ay sonra verdiği bir röportajda sanatın denetimi konusunda fikirleri sorulduğunda şöyle cevap verecektir. Otosansürcüler o kadar şiddetli ki sansüre direkt olarak rastladım diyemem. Usta sanatçı hayatını adadığı ülkemiz tiyatrosuyla ilgili kronik sorunlara yönelik fikirlerini verdiği röportajlarda sık sık paylaşmaktadır. 2002'de Evrensel Gazetesi'ne verdiği bir röportajda Türkiye'deki tiyatro izleyicisiyle ilgili şöyle bir tespitte bulunur. İnsanlar hayatlarının başında ve sonunda aynı şeye rastlıyorlar sanki. Tiyatro izleyicisi arasında ya 70 yaşında insanlar var ya da 16-20. Orta yaş ne cehennemde onu bilmiyorum. Ülkemizdeki nitelikli oyun yazarı ve yönetmenlerin azlığından da şikayetçidir. Zeki ve parlak yazarların ya reklama ya sinemaya, en kötüsü de o aptal dizileri yazmak için televizyona yöneldiklerini söyler ve ekler. Çünkü tiyatro onlara göre havalı ve cool bir şey değil. Trendy bulmuyorlar nedense. Kınoğlu, televizyon eğlencesine olan eleştirilerini farklı mecralarda defalarca dile getirmiştir. Ona göre diziler, başka birçok kötülüğün yanı sıra estetik bir yıkım, fiziksel bir yorgunluk, sabahlara kadar çok saçma bir şeyin içerisinde yer almanın verdiği kaygı ve utançtan başka bir şey değildir. Kendisi de dönem dönem dizilerde rol almış olan sanatçı, bu konu kendisine sorulduğunda beni mutlu etmiyor. Ekonomik bir zorunluluk olarak bir yanda duruyor. Onu anlıyorum ama kabullenmemeye çalışıyorum, diyecektir. Onu canlandırdığı konsolosluk tercümanı İrfan karakteriyle geniş kitlelere tanıtan 2001 tarihli Tatlı Hayat dizisi, kendisini nispeten şanslı addettiği televizyon işlerindendir. The Jeffersons isimli Amerikan sitcomundan uyarlama olan dizi, 25 dakikayı aşmayan bölüm süreleri, iyi yazılmış tekstleri ve Haluk Bilginer, Çolpan İlhan, Türkan Şoray gibi rol arkadaşlarıyla onun içine sinen bir iş olmuştur. 38 yılı tiyatroyla geçen 58 yıllık hayatında 45 oyunda rol alması yetmezmiş gibi farklı yeteneklerini kullanarak günümüz dünyasındaki bir Rönesans insanı gibi yaşamaya gayret eder. Bir dakika. Celal, Emret Bakanım'da da var mıydın? Yok. Yok muydun? Yoktum. Yoktum. Ha, Emret Bakanım'da Haldun abi oynuyordu. O evet, deviri. Evet. Niyeyse sen diye kalmış aklımda. Evet, yok, çok güzel olurdu. Ama zaten Emret Bakanım çok daha güzel olabilirdi. Emret ya, Bakanım evet. Kötü bir uyarlama oldu. Ya evet. Çünkü bizim dünyamızda ya tam bizim dünyamız ya orası. Ya iki şeyin ortasında kalınamıyor kültürel işlerde. Mesela bence Jeffersons yapılmış en iyi uyarlamalardan evet, bir tanesi. Evet. Evet. Senin rolün aslında zencidir. Jefferson's'ın orijinalinde. Haluk'unki zenci galiba. Bu komşu İngiliz miydi? Absürt evet, bir ya, tip. Yunan. Yok sen Yunanlıydın. Yunan şey. Neco. Neco. Galiba beyazdı ya. Evet. Absürt bir İngilizmiş galiba. Evet. Buyurunuz.
oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra müzisyenlik ve yazarlıkla ilgilenir. İTÜ'den eski dostlarıyla kurdukları grupta saksafon çalar. Çoğu artık evlenip barklanmış dostların çocukları da grubun üyeleri arasındadır üstelik. Grubun adı da bu yüzden Türev olmuştur. Evlenip barklanmak demişken, Celal Kadri Kınoğlu, hayatımın kadını dediği eşi Ahu Hanım'la 2003 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde tanışmış, 2007 yılında ise çiftin çocukları Dora dünyaya gelmiştir. Yaşamı boyunca edebiyattan beslenen sanatçı bu alanda da üretir. 4 tane oyunun yanı sıra Picus, Express, 1+1 gibi dergilerde yayınlanan denemeler yazar. Covid pandemisi döneminde ölüm ve unutulma korkusuyla yazmaya başladığı Yaşama Karşı Bir Gönül Borcu ve Kızıma Kalacak Bariz Bir Miras olarak tanımladığı Armağan isimli romanıyla 2022'de okurlarla buluşmuştur. Elbette eksik bıraktıklarımız var. Hakkı verilerek dolu dolu yaşanan 58 yılın bir fragmanını vermeye çalıştık sadece. Son sahneyi ise Celal Kadri Kınoğlu'na bırakıyor ve 8 yıl önceki bir röportajından sözlerine kulak veriyoruz. Evet, o perde her akşam açılacak ve sen canını vereceksin orada. Yazarın ruhuyla birleşecek ve seyirciye geçecek bu ruh. Bu benim alanım, benim hastalığım, benim aşkım. Bundan daha güzel bir hayat bilmiyorum. Onu yaşarım ve yaşadıkça oynarım. Teşekkür ederim. Hoppers. Tutkulu bir şeymiş senin için tiyatro. Evet, evet, evet. Hala aynı tutkuyu hissediyor musun? Hissediyorum ama doz aşımlarına karşı dikkatliyim. Yani ben devlet tiyatrolarına kenterlerden geçerken çok fazla oynamak için özellikle geçtim. Yoksa kenterler kalite olarak mükemmel bir tiyatroydu. Devlet tiyatroları daha problemli, bir sürü oyun oynuyor. Çok iyi olabilir, olmayabilir. Ama o dozdu, o dozumu aldığımı hissediyorum. O bakımdan şimdi kendimi parçalayacak, uzun haftalar boyunca, arka arkaya haftalar boyunca oynayacak gücümü ona sarf etmek istemiyorum. Yani müzikti, bilmem neydi, başka türlü heveslere de yer açmak istiyorum. Jordan Larson bir şey demişti, bu Eczacıbaşı'ndaki voleybolcu Amerikalı. Yani niye bırakıyorsunuz Eczacıbaşı'nı dediler. Ve kız şey dedi, biraz daha ligin rahat olduğu bir yerde oynamak istiyorum dedi. Ya, anlatabiliyor muyum? Bunun gibi sadece dozlarla oynuyoruz. Temel arzular, aşklar değişmiyor tabii ki ama hangi dozda? Yani yoksa değişmiyor. Ama bu çok teşekkür ederim. Gerçekten herkes zaten ben bu programı seyrediyorum. Herkes teşekkür ediyor. Müthiş bir araştırma. Çok iyi. Hiçbir boş cümle yok. Bir de insan böyle bakıyor ve aa ben hakikaten tam da böyle olsun istemiştim hayatım. Diyorum. Yani ben hayal ettiğim hayatı yaşamışım. Öyle ve mi? Siz bunu çok güzel anlattınız. Evet. Aynen. Aa, ne şanslısın Cemal. Valla neredeyse sıfır hata. Bu. Hayır hayır, hayal ettiğin hayatı yaşamış olmak senin evet. için büyük şans. Evet. E çünkü işte sen de seviyorsun, okuyorsun deli gibi biliyorum. Bunun arkasında gerçekten tırnak içinde hakikaten tutku, dünya görüşü, ahlaki bir bütünlük, irade, felsefe, dünya tiyatro edebiyatı, romanlar, filmler her şey var. Bütün bunlarla oluyor zaten o irade. Onlarla güçleniyor ve insan kendi paternine sadık, kendi yoluna sadık yaşıyor. Bu benim bünyeme uyan şey diyorsun çünkü. Başka bir şey olamaz mı? Yani bu çok güzel oldu. Başka şeyde özenmedim çok. Diğer işte biraz roman, hadi müzik falan filan. Caz yapıyoruz Divine Brasserie'de. Ondan bu sonra. Armağan ne anlatıyor? Ya işte bu benim mutsuz bir versiyonum. Bir adam var yaşlı. Yani artık karısını hiç görmüyoruz romanda. Kız belli ki yurt dışına gitmiş. Master doktora kaybolmuş. Ortada yok. Ve adam bir tür ölüm fikriyle, ölüm fikrinin gerçeğinin yarattığı o korkuyla kendi yaşamını son bir defa gözünün önüne tekrar kurmak istiyor. Ve de belki torununa kalsın. Niye? Ve bir asistanla beraber bütün sevdiği kitapları özellikle Marcel Proust falan gibi altını çizdiriyor. Kendisiyle röportaj yaptırıyor. Bir paket hazırlanıyor. Ve biz romanın sonuna doğru anlıyoruz ki bu gelecekteki bir işte torun için düşünüldü. Ve adam kendi yaşamına olan bütün borcunu o proje sayesinde ödüyor. Ve sevdiği sanatçılar, filozoflar, müzikler, çocukluktaki dergiler dahil. Ayşegül, Texas Tombix, her şey. Çünkü adam şanslı değil benim gibi. Mühendis olmuş ve mutsuz olmuş. Ve görünmez olmuş. Ve hiç kimse ona mikrofon uzatmıyor. Ve o geleceğe kalmak istiyor bir şekilde. İşte bu da benim kızıma ileride içinden açtığı zaman beni okuyacağı bir, benim sesimi duyacağı bir kitap bırakma fikrim. Güzelmiş. Ha. Alıp okuyayım. Seversin. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Efendim, herkese çok selam sevgi. Aynen. Evdekilere. Sen de. Görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Çok hoşça kal. Çok yaşa.